Merhaba arkadaşım, şimdi sayı örüntülerinin birinci dersindeyiz. Ne demek bu sayı örüntüsü? Sayı örüntüsü demek, bir kurala göre hareket eden, arka arkaya gelen sayılar demektir. Yani bize bir kural, bir kalıp verilecek, o kalıba göre yeni yeni sayılar üreteceğiz arka arkaya. Bu örüntüye biz bir dizi diyeceğiz. Bu dizilerin dizilmesinin bir kuralı olacak. Mesela, ilk başta Fibonacci sayılarıyla bir başlayalım. Yani Fibonacci dizisi. Bu Fibonacci denen adam ne yapmış biliyor musun? İki tane sayı yazmış. 1, 1. Sonra demiş ki bundan sonra gelecek sayı bu ikisinin toplamı olsun. 1 artı 1, 2. Sonra demiş bundan sonra gelecek sayı bu iki sayının toplamı olsun. 1 artı 2, 3. Sonra 2 ile 3'ü toplamış 5. 3 ile 5 toplamış 8. Yani iki sayıyı toplayıp bir sonrakini yapmış. Bak 5 ile 8'i topla 13, gördün mü? 8 ile 13, 21 yapar. 13 ile 21, 34 yapar. Bu şekilde gider. Yani her sayı kendisinden önceki iki sayının toplamıdır. Bu şekilde bir kural üretmiş ve sayıları arka arkaya dizmiş. Bu böyle sonsuza kadar gider. Tamam mı? Bunu durduramazsın. İşte buna Fibonacci sayıları, yani Fibonacci dizisi diyoruz. Bu bir örnek kural. Tamam mı? Şimdi bir sürü kural üretilebilir böyle. Hemen uçuruyorum ilk sayfamı. Bak şimdi. Ben bir kural ürettim. Bir top koydum. Sonra o topun altına iki top koydum. Sonra üç top duruyordu. Altına üç top koydum. Sonra altına dört top koydum. Dikkat et. İlk başta bir topum vardı. Sonra o bir topum hala duruyor. Ne yaptım? İki top ekledim. Sonra bir top duruyor. İki top zaten duruyor. Üç top ekledim. Kural anladın mı? Hep bir hep son sayının bir fazlası geliyor. Bak ikiye üç geldi. Şimdi de bak bir top duruyor. İki top duruyor. Üç top duruyor. Altına bir, yedi, iki, üç, dört top geldi. Bir, iki, üç, dört. Bu şekilde bir sayı örüntüsü oluşturuyorum. Tamam. Bu kuralı ben uydurdum. Bu şekilde oluştu. İstediğin gibi uydurabilirsin. Sorularda tabii sana kural üretilmiş şekilde verilecek. Biz şimdi bu sayı örüntülerinden bizim için önemli olan bir tanesine geldik. Aritmetik dizi. Aritmetik. Nedir o aritmetik dizi? Bak 2, 7, 12, 17, 22 böyle nokta nokta gidiyor. Şu sayılar arasındaki ilişkiyi çözebildin mi? Bir bak bakayım. Nasıl bir artış olmuş? Bak 2'den 7'ye, 7'den 12'ye. Bak 5, 5 artmış, gördün mü? 5, 5, 5 ve 5. Fark ettim hocam, beşer beşer eklenmiş. Harikasın Genco. 5 5 artmış. Bu şekilde sürekli aynı şekilde eklenerek artan bu dizilere aritmetik dizi diyoruz. Bak fark 5. Gördün mü? 5 eklenmiş, 5 eklenmiş. İşte bu ortak fark. Tamam mı? Bu ortak fark bizim için çok önemli. Bir alta bakalım. Rengimi değiştiriyorum. Buradaki ortak fark kaçtı? Sen söyle. 15 18 21. Hocam ne var burada? 3 3 artmış. Bak her seferinde aynı artmışsa bu bir aritmetik dizidir. Ortak farktan anlıyorsun. 3 eklenmiş. Sonra 18'e 3 eklenmiş 21. 21'e 3 eklenmiş 24. Hatta 24'e 3 eklersin 27. Böyle tık 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 gider. İşte ortak farkı aynı olan bu dizilere ne diyormuşuz? Aritmetik dizi. Süper. Hemen bunun genel terimini öğrenelim. Şimdi genel terim diye bir şey var. Yani sayının üretilme kuralı. Hangi kurala göre üretiliyor? O da genelde AN ile gösterilir. AN bize genel terimin sembolüdür. Mesela burada vermiş AN eşittir 2N artı 3. Yani buradaki N'ye sayılar, doğal sayılar veriyorsun mesela. 1 veriyorsun. Tamam mı? 1'den başlıyoruz. 1 veriyorsun, bir değer buluyorsun. 2 veriyorsun, bir değer buluyorsun. Şimdi N'ye ne 1 verirsen A1'i bulursun. 2 verirsen A2'yi bulursun. 3 verirsen A3, 4 verirsen A4, 5 verirsen A5. Doğal olarak 6 verirsen A6. Şimdi burada A1'in değerini nasıl bulacaksın? Şimdi Genco, sen biraz önce N'ye bir değerini vermedin mi? Burada bir verdiysen burada da bir vereceksin. Çünkü aynı N. Bak bir verelim. 2 çarpı 1, 2. 3 ekle 5. A1 5 çıktı. A1'in altına hemen 5 yazıyorum. Virgül. A2'yi bulalım. Bu sefer N yerine 2 yazdım. Çünkü A2'ye bak N yerine 2 gelmiş. O zaman burada da 2 yazacağım. Çok mantıklı. 2 kere 2 4. 3 ekle 7. Şimdi A3'ü soruyor. N yerine 3 yaz. Tabi burada da 3 yazacaksın. 2 kere 3 6. 3 ekle 9. A4'ü bulalım. N yerine 4 yazıyorum. 2 kere 4 8. 8 3 tane yapar sen söyle. 11. Ve A5. N yerine bu sefer 5 yazıyorum. Burada da 5 yazıyorum tabii ki. Şunları sileyim. 2 kere 5 10. 3 daha 13. Bu şekilde tıkır tıkır devam eder. Gördün mü? İşte sana bir aritmetik dizi. Neden? Ortak farkına bak. 2. 2 arttı. 2 arttı. 2 arttı. Ve 2 arttı. Sürekli ikişer ikişer artmış. Bu bir aritmetik dizidir diyoruz.
Buna da ne diyormuşuz? Genel terim. Bu da dizinin üretilme kuralı. Verilen sayıyı 2 ile çarp, 3 ekle. Sırasıyla da bunları bulursun. Şimdi bize genel terim verildiği zaman bu şekilde diziyi üretebiliriz. Tek tek yerine ne yerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne kadar istiyorsa yazarız. Bazen de bize şu şekilde diziyi verir, genel terimini bulmamızı ister. Vay. O zaman ne yapacağız peki? Onu da öğrenelim. Ne var ki? Şimdi genel terimin bir formülü var. İlk başta şunu bilelim. D eşittir ortak fark. Aritmetik dizide ortak fark aşırı önemlidir. Neymiş? Aşırı önemli hocam. Harikasın. D bu ortak farkı temsil eder. Zaten şuradadır. AN genel terim eşittir. A1 artı N-1 çarpı D. Ne demek yani hocam bu? Yani genel terimi bulmak istiyorsan her zaman birinci terimi bileceksin. Bu şart. Sonra ortak farkla N-1'i çarpacaksın. Her zaman N-1. Tamam mı? Her zaman hocam? Her zaman. Bak her zaman diyorum zaten. Şu kalemi bir değiştireyim bir dakika. N-1 ile her zaman ortak farkı çarpacaksın. Ve ilk terimi ekleyeceksin. A1 artı N-1 ile D'yi ortak farkı çarpacaksın. Bu. Hemen uygulayayım bak. İlk terimi 6. Süper. İlk terim nedir? A1. Onu vermiş. İlk terimi 6. Ortak farkı 3 olan aritmetik dizinin genel terimi nedir? Çok kolay. Neydi? AN eşittir. İlk terim A1 artı N-1 çarpı D mi? Süper. A1 ilk terim burada 6 diye vermiş. 6 artı her zaman N-1 ile çarpıyorum. Neyi? Ortak farkı. Ortak farkı da 3 demiş. Çarpı 3. Eşittir. 6 artı şu 3'ü içeri dağıtıyorum. Hem N ile hem eksi 1 ile çarpıyorum. 3N eksi 3 yapar. O da ne yapar? 3N bu 6 ile eksi 3 toplarsan artı 3. Al sana genel terim. İşte bu. AN. Bak ürettik. Bu kadar. İlk terimi bileceksin. Ortak farkı bileceksin. Aha da şu küçük formülcükte yerine yapıştıracaksın. Olayı bitireceksin. Kağıdı uçuracaksın. Hadi şimdi bunu yapalım. İlk terimi 9. Ortak farkı 2 olan dizinin 15. terimi kaçtır? Aha da bu 15. terim nereden çıktı hocam? Acele yok. Korkma yok. Telaş yok. Bak şimdi. İlk başta genel terimini bulalım. Değil mi? İlk terimini biliyoruz. Bir kere AN genel terim eşittir. A1 ilk terim artı N-1 çarpı ortak fark. Yani D. Şimdi A1 ilk terimi 9'muş. Güzel. 9 gel. Artı. Her zaman N-1 ile çarpıyorum. Neyi? D. Ortak farkı. Bak ortak farkı da 2 demiş. Çarpı 2. Eşittir. Şu 2'yi içeri dağıtıyorum. Hem N ile hem eksi 1 ile çarpıyorum. 9 artı. Buna hiç dokunmuyorum. 2'yi dağıt N ile çarp? 2N. Eksi 1 ile çarp. Eksi 2 yapar. O da ne yapar? 2N. 9 eksi 2'de ne yapar? 7 dediğini duyar gibiyim. Duydum. AN işte sana genel terim. Peki ne diyordu sana? 15. terimi kaçtır. Yani AN'de N yerine 15 yaz. Sana A 15 kaçtır diyor. Türkçesi bu. Daha doğrusu matematikçesi bu. Bu Türkçesi. Bu matematikçesi. A 15 nedir diyor sana. E sen AN'i bulmadın mı arkadaşım? Buldum hocam. E o zaman N yerine 15 yazacaksın. Bak N'de, N yazması gereken yerde 15 yazıyor. Yani N yerine 15 yazıyorum. Eşittir. Her yerde 15 yazacağım. Burada da, burada da. 2 çarpı 15 olur. Artı 7. 2 kere 15 nedir? Sen söyle. Hocam 37 daha ekle. Hocam 37. Harikasın ya. Matematiğin çok iyi maşallah. 37'yi bulduk mu? Bulduk. Cevabı yapıştırdığımıza göre kağıdı uçurabiliriz. Arkadaki örnekten devam. Dördüncü terimi 20. Aa, ikisi de yeşil oldu. Şunu değiştireyim. Dördüncü terimi 20, yedinci terimi 35 olan dizinin, tabi dizi aritmetik, ekstra not etmişim. Bu dizinin ikinci terimi kaçtır? Dördüncü terimi 20, yedinci terimi 35 olan aritmetik dizinin ikinci terimi kaçtır? Hemen bulalım. A4'ü söylemiş bana. A4, dördüncü terimi kaçmış? 20, altına yazıyorum. Beşinci terimi söylemiş mi? Hayır. Altıncı terimi söylemiş mi? Hayır. Yedinci terimi söylemiş mi? Söylemiş hocam 35 diye. Tamam, onu da 35 diye vermiş. İkinci terimi kaçtır? Geriye doğru gidin. A3'ü de söylememiş. A2'yi soruyor bize. Tamam. Gel bakalım kırmızı. Şimdi bak. Bunlar aritmetik dizi ya. Verdi ya bana. Aritmetik dizide fark aynı değil midir? Burada D kadar bir artış olur. Burada D kadar, burada D kadar bir artış olur. Yani 20'ye sen D ekle. Sonra bir daha D ekle. Bir daha D ekle. 35'e ulaştırır seni. Doğru mu? Evet. O zaman ne anladım? Burada 20 vardı. Bir D ekledim. Bir D ekledim. Bir D ekledim. Toplam 3 D ekledim. Sonuç 35'e ulaştırdı beni. Ya yani 4. terime 3 defa bir şey ekledin. Bu terimi ulaştırdı ya. 20'yi karşıya eksi olarak at. 15. Burada ne kaldı? 3 D. 3 D 15 ise her iki tarafı 3'e bölersen D'yi ne bulursun? 5. Süper. D neydi? Ortak fark.
Yani beşer beşer bir artış oluyormuş. Bak 20. 5 ekle 5. terim 25'tir. 5 ekle 6. terim 30'dur. 5 ekle 7. terim 35. Aa hakikaten tuttu hocam. E tutacak tabii canım, yaptığımız matematik. Anladın? Şimdi şunu diyelim ki anlayamadın, yapamadın. Hani o ara diyelim işlemi kuramadın. Ya biraz mantıklı düşüncen. Arkadaş ben 20'ye ne eklersem, sonra ne eklersem, sonra bir daha eklediğimde beni 35'e ulaştırsın. Mesela 4'ü denersin. 20, 24, 28, 32. 35 oldu mu? Hayır. Demek ki 4 yanlış. Eksik kaldı. 5'i denersin. 20, 25, 30, 35. Aa oldu. Demek ki ortak fark 5 dersin. Bu şekilde, tamam mı? Ya da şöyle matematiksel yaparsın. Neyse, aradığımız şeye ulaşamadık ki. Sakın 5'te gidip hop 5'e atlamayın ha. Sazanlık yok. Sen ortak farkı 5 buldun. O zaman 20'den yani 4. terimden 5 geri gel. 3. terim 15'tir. 5 daha geri gel. 2. terim 10'dur. Çünkü onlar daha küçük olacak. 15, 10. Bak A2 yani 2. terimi ne buldun? 10. Yapıştır. İşte bu genco. Anladım hocam. Çok güzel. O zaman uçuralım. Gelelim arkadaki örneğe. Ne demiş bakalım? Şunu da bir değiştireyim. Kırmızı gitsin, yeşil gelsin. Yukarıdaki aritmetik dizinin kuralı hangisidir? Bak altını çize çize söylüyorum. Aritmetik dizi diyor ha. Hocam niye başka bir dizi göstermediniz ki zaten? Merak etme, geometrik dizi de gelecek ya. İkisi farklı şeyler. O yüzden aritmetiğin altını çiziyorum. Dizinin ne olduğuna göre çözüm yöntemi değişecek çünkü. Ha neyse, yukarıdaki aritmetik dizinin kuralı nedir? Ya ilk terim var mı? Var. Ortak fark var mı? Bakalım. 8 ile 17 arasındaki fark nedir? 9.60. 17 ile 26 arasındaki fark nedir? 9.60. O ortak farkı buldum. 9. İlk terimi de biliyorum. Bitti o zaman. AN genel terim eşittir. A1 birinci terim artı N eksi 1 çarpı D değil mi? Formül evet. Birinci terim 8 artı N eksi 1 çarpı ortak fark 9. D ortak fark diye bitti. İşte bu. 9'u hem N ile hem eksi 1 ile çarpacağım. Tabii 8'e bir işlem yapmıyorum. Artı 9 ile çarp neyi? 9 ne? Eksi 1 ile 9 çarp eksi 9. Neden şurada bir düzenleme yapmıyorum? Bu 9 ne? Artı 8 eksi 9'da ne yapar? Söyle. Hocam eksi 1. Harikasın. Bak artı 1 diyen varsa var ya bozuşuruz ha. Çünkü bu 9 eksi daha büyük, onun işareti gelir. Neyse. Bulduk. AN eşittir. 9N eksi 1. Kuralı dediği genel terimdir. Kuralı hangisidir? Aha burada. 9N eksi 1. Bu kadar. Ve bunu da uçuruyor. Son örneğime geçiyorum. Hadi bu videoda son örneğimiz. Ama bunu anlarsan harikasın. Heh, diziyi vermiş. Yukarıdaki verilen sayı dizisinin kaçıncı terimi 95'tir? Bak dikkat et, 95. terimini sormuyor. Kaçıncı terimi 95'e ulaşıyor? Bak bu birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, beşinci terim, tık 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 atıyorum. Kaçıncı terim 95 edecek? Şimdi ben ne yapabilirim? İlk başta bunun genel terimini bulabilirim. Neden? AN eşittir A1 artı N eksi 1 çarpı D. Ya hocam şu formülü sürekli yazıp durmayın diye olabilirsin. Yazıyorum ki gözüne iyice batsın. Tamam mı? İyice kafaya yerleştir bunu. Sadece biliyorsun seyrederek yerleşmez. Yazacaksın. Böyle beni sadece izlemeyle olmuyor biliyorsun. Yaz, benimle beraber yaz. Ya da videoyu durdur yaz. Neyse. A1 ilk terim 15. Artı N eksi 1 çarpı D. D nedir ortak fark? Kaç kaç artmış? 4. 4. 4. Bak hepsinin arasındaki fark 4 değil mi? Ortak fark 4 demek. Çünkü 4'er 4'er atmış. Güzel. Hemen şu 4'ü içeri dağıtıyorum. 15'imi hiç dokunmuyorum ilk başta. Artı 4N. Eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 4. Ne oldu? 4N artı 15 ile eksi 4. 11 yapar. Al sana genel terim. Güzel. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Bak. Kaçıncı terimi 95'tir diyor. Yani ne yerine kaç yazarsan. Mesela atıyorum 15. terim. 15. terim koyduğun zaman 95 yapıyor mu? Buna bakacağız. Tabii dene dene biter mi? Bitmez. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki x'inci terim, x diye bir terim var. O x'inci terim 95 yapıyor. O zaman n yerine x yazıyorum. Bu x'inci terim eşittir 4 çarpı x artı 11. Bu terim 95 yapıyor diye düşünüyorum. 11'i karşıya atıyorum, 84. Bu da ne kaldı? 4x. 4x 84 ise her iki tarafı 4'e böl. X eşittir 21. Bak 21. terimi 95 yapar. İnanmazsan koy. Bak n yerine 21 koy. Eşittir 4 çarpı 21 artı 11 yapar. 4 kere 21 84. 11 daha 95 yaptı, gördün mü? A21 95 yapıyor. Demek ki 21. terimi 95 yapar. Yapıştır. Süper. Güzel. Bunu da anladıysan sevindim. Bu birinci dersiydi daha. Tamam. Yarısı bitti. Diğer yarısı ikinci derste. Orada da geometrik diziyi göreceksin. Bu olayı kapacaksın. Görüşürüz.